İstanbul Gedik Üniversitesi'ne bağlı Spor Bilimleri Fakültemiz 2010 yılında kurulmuştur. İlk kurulan spor fakültelerindendir. Fakültemizin lisans programında 3 tane bölümümüz var. Antrenörlük bölümü, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü ve yöneticilik bölümü. Bu bölümlerde toplamda 430 öğrencimiz şu anda öğrenim görmektedir. Lisansüstü programımız var. Lisansüstü programına bağlı yüksek lisans ve doktora programlarımız var. Yüksek lisans programında tezli ve tezsiz programlarımız var. Bu programlarla da daha üst düzeyde bilim insanı yetiştirmeye gayret ediyoruz. Fakültemizin birinci amacı nedir? Fakültemizin birinci amacı eğitim vermektir. Yani bu eğitimin uluslararası standartlara uygun olmasına gayret ediyoruz. Yani biz öğretmen yetiştiriyoruz, antrenör yetiştiriyoruz ve spor yöneticisi yetiştiriyoruz. Tabii doktora ve lisansüstü programlarda, yüksek lisans ve doktora programlarında daha üst seviyede bilim insanı yetiştirmeye çalışıyoruz. Fakültemizin ayrıca çift anadal programı vardır. Çift anadal programı ile birlikte uygun olan öğrenciler, örneğin öğretmenlik bölümüne giren bir öğrenci, antrenörlük bölümünde çift anadal yapabilir, yöneticilik bölümünde yapabilir ya da yöneticilik bölümündeki bir öğrenci antrenörlük bölümünde yapabilir. Böylece öğrenci aynı anda iki tane bölümü bitirme şansına sahip olabilir. İki bölümden mezun bir kişi olarak daha çok iş bulma imkanına sahip olabilir. Bizde aynı zamanda Erasmus programımız var. Erasmus programı Avrupa ile ikili eğitim işbirliği programı. Bu program çerçevesinde bizden öğrenciler Avrupa'daki bir ülkeye gidebilir. Oradan bize gelip eğitim görebilir. Ve bu şekilde giden öğrencilerimiz var. Ve bu şekilde biz Avrupa'ya gitmesini öğrencilerimizin teşvik ediyoruz. Böylece Avrupa'ya giden öğrenci hem Avrupa kültürünü öğreniyor hem de bilgi ve becerisini daha iyi bir seviyeye getirebiliyor. Ayrıca bilimsel alanda bizim bir dergimiz var. Bu dergi senede 3 kere yayınlanıyor. Dergimiz beden eğitimi ve sağlık alanında yayınlanan bir dergi. Ve bu dergiyle de biz bilimsel alandaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Öğrencilerimiz mezun olduklarında Spor Bakanlığı'nda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde, federasyonlarda, gençlik ve spor ilçe merkezlerinde, spor kulüplerinde, tenis kortlarında, yüzme havuzlarında antrenör olarak görev yapabilirler. Öğretmen olarak mezun olan öğrencilerimiz ortaokul, lisede beden eğitimi öğretmeni olarak görev alabilirler ya da onlar da gene bir spor tesisinde sportif faaliyetlerde bulunarak öğrenci yetiştirebilirler. Bir de spor yöneticilik bölümümüz var. Onlar ise bakanlığın Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün çeşitli kademelerinde yönetici olarak çalışırlar. Gittikçe fakültelerimizin, yani Türkiye'de her ilde bir spor fakültesi ya da beden eğitimi spor yüksekokulu var. Mezunları çoğalmakta ve sporla ilgili bütün konularda onlar yerini almaktadır. Böylece bunlar çoğaldıkça gelecekte Türkiye'de fakülte mezunları sporu daha çok yönetecek ve bilimsel anlamda sporun daha çok kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olacaktır. İlk defa bu eğitim yılında öğrencilerimiz bu Çamlık kampüsünde eğitim görürken, derslerini burada yaparken biz
aşağıdaki Halil Kaya kampüsündeki derslikleri onlar için hazırladık. Ve dolayısıyla onlar, öğrencilerimiz aşağıdaki Halil Kaya kampüsüne gittiler. Orada çok memnun olduklarını hocalarımız da söylüyor, ben de görüyorum. Çünkü orada bir kampüs havası var. Diğer fakülteler var, sağlık fakültesi var, bakire fakültesi var. Dolayısıyla diğer fakültelerin öğrencileriyle karışarak tam bir kampüs havası yaşıyorlar ve bundan çok mutlular ve biz de çok mutluyuz. Bizim Halil Kaya kampüsünde yeni yapılmış bir büyük spor salonumuz var. Bu spor salonunda futbol, basketbol, handbol, tenis, daha başka branşların dersleri de yapılabiliyor. Aynı zamanda Türkiye'de çok az olan bir stadyumumuz var orada. Futbol sahası ve etrafında olimpik bir atletizm pistimiz var. Tribünleri var. Dolayısıyla burası hem eğitim için kullanıldığı gibi hem de başka zamanlar dışarıdan talebi olan kulüplerin ihtiyacına yönelik olarak onlara tahsis edilebiliyor. O açıdan hem okulumuza, fakültemize, hem takımlarımızın orada antrenman yapmasına, hem de dışarıdaki sporcuların, kulüplerin yararlanmasına hizmet veren bir spor tesisimiz olarak karşımızda duruyor. Şu anda 4 profesörümüz, 9 öğretim üyemiz, 3 öğretim görevlimiz, 6 araştırma görevlimiz var. Onlarla birlikte eğitimimize devam ediyoruz. Onun dışında dışarıdan kendi alanında uzman 15 kadar öğretim elemanıyla kendi eğitimimize destek veriyoruz. Şu anda Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin gittikçe geliştiğini, öğrenciler tarafından tercih edildiğini görüyoruz ve biz rekabet olarak daha gelişmeyi, daha ileri gitmeyi amaçlıyoruz. Umarım bundan sonra daha iyi gelişmelere tanık olacağız.